yanında almasına dikkat çekildi. Haberde Tütüncü'nün FETÖ soruşturmasında kapatılan ve çok sayıda üyesi gözaltına alınan Hamle Eğitim Kültür Derneği ile yakınlığı da vurgulandı. O oturma biçimi önemli. Kim nerede, tekli koltukta, kim hangi pozisyonda oturuyor, o ayrıntılara da dikkat ettiğinizi umut ediyorum. Şimdi bu seçimlerle ilgili birçok güvenlik kaygısı var. Aynı zamanda nüfus hareketlerine dair çok tartışmalar var. Belirli bölgelerde nüfus kaydırmalar yapıldığı. Doğal olarak iktidarın görevi aslında herkesin güven duyduğu bir seçim yapmaktır. Bunun için tüm koşulları zorlamaktır. Bakın, 31 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidilecek. Ancak bazı okullarda öğrenciler için 1 Nisan'a sınav koyuldu. Evet, yani kendi kentlerine gidip oy kullanabilecek öğrencilere deniyor ki gitme, yerinde kal. Üniversite öğrencilerinin peşinen bir partiye oy vermeyeceğini düşünen bu anlayış kimden oy alabileceğini düşünüyor bilmiyorum ama elbette bu karara büyük tepki var. Yerel seçime 4 gün kaldı. 31 Mart'ta 61.441.882 kişi sandık başına gidecek. Seçimde 1.032.610 kişi ilk kez oy kullanacak genç seçmenden oluşurken bazı üniversitelerin ara sınav takvimini seçim haftasına denk getirmesi tepki çekti. 1 Nisan sabahına sınav koyan bazı üniversiteler var. Gençlerimiz sınava gitmekle seçime gitmek arasında bir tercihe zorlanıyorlar. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi seçimin ertesi günü olan 1 Nisan'a sınav planlarken İstanbul'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi 2 Nisan gününün erken saatlerinde sınav yapılmasına karar verdi. Seçilme yaşını 18'e indirdik diyen iktidarın burada dikkatini çekmek istiyorum. Öğrencilerimiz kendi illerinde onları yönetecek olan, 5 yıllığına görev yapacak olan belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitmek istiyorlar. Ama 1 Nisan sabahına sınav koyan üniversiteler nedeniyle bu seçimlere maalesef katılamayacaklar. Üniversitelerin verdiği kararın kasıtlı olup olmadığı tartışılırken CHP İzmir Milletvekili Adnan Arslan seçme hakkının anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek Yüksek Öğretim Kurulu'nu gereken düzenlemenin yapılması için göreve çağırdı. Bir an önce YÖK'ün, iktidarın bu konuda gerekli tedbirleri alarak bu sınavların ileri tarihe ertelenmesini ve gençlerimizin de gönül rahatlığıyla illerine, ilçelerine giderek demokrasimizi güçlendirmek adına seçimlerini yapmaları gerekiyor. Bu fırsatı onların elinden alamayız. Çünkü seçme hakkı, seçilme hakkı anayasal bir haktır. Bu anayasal hakkı kullanımını zorlaştıracak engelleri bir an önce kaldırmakta iktidarın ve YÖK'ün görevidir. Yetkilileri göreve çağırıyor. İzmir'den bu yana hemen gelmeyelim. İzmir'de Bornova'da Atatürk heykeli ve Türk bayrağı seçim afişleriyle kapatıldı. Hangi partinin? AKP'nin. Yani bir yanda bayraklar inmez, ezanlar susmaz denilen mitinglerde hani çöp kutularına atılan, yerlere serilen bayrakları hatırlayacaksınız. Bu kez Atatürk heykeli ve Türk bayrağını engelleyen, kapatan seçim afişlerine, pankartlarına vatandaş tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine o pankartlar indirildi. Seçim çalışmalarını logosuz yürüten AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağla, Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır, İzmir'de yeni bir skandala imza attı. İşler çok değişti. AKP'li adayların Bornova'da vereceği iftar programı kapsamında asılan afişler, meydanda bulunan Atatürk heykeliyle Türk bayrağını kapattı. Atatürk'e yapılan saygısızlığa gelen tepkiler üzerine afiş kaldırıldı. İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisine "ancak köfteci olursun" sözlerine bugün yanıt verdi. Gazeteciler sordu. O da dedi ki o köftecileri ve esnafı küçük görsün. Esnaf ona İstanbul'da öğretecek ve o köfteci